Şimdi gelelim bağıl harekete. Nedir bağıl hareket? Bir hareketlinin başka bir hareketli veya durgun sisteme göre hareketine deniyor. Bakın şimdi bunu kolay bir örnek üzerinde anlatalım. Burada bir trenimiz olsun. 5 ve hızıyla sağa doğru hareket etsin. Bir tane adamımız olsun. 2 ve hızıyla buraya doğru gitsin. Burada da bir öküzümüz olsun. O da 3 ve hızıyla geriye doğru gitsin. Öküz de amma öküz oldu ha. Olsun. Sağ tarafın pozitif, sol tarafın negatif olduğunu kabul ettiğimiz bir ortamda. Dedi ki, genelde kullanılan modeller bu. Trenin öküze göre hızı nedir? Veya öküzün adama göre hızı nedir? Veya adamın trene göre hızı nedir gibi ifadeler kullanıldığında, yani birisinin birisine göre hızı nedir diye kullanıldığında yapılacak şeye geliyor. İlk önce bileceğimiz şey şu. Bizim buradaki amacımız kim, kime bakıyor? Asıl cevaplayacağımız soru bu. Kim, kime bakıyor? Trenin öküze göre, öküzün adama göre derken kim bakıyor? Ne bileyim, Ayşe'nin Fatma'ya göre derken kim bakıyor? İlk önce kendi kendinize bu soruyu bir sorun. Eğer orada kimin kime baktığını hakkında net bir bilginiz yoksa o zaman ezberleyin. Göreler daima bakar. Kime göre? Öküze göre. Kime göre? Adama göre. Kime göre? Trene göre. Hemen buraya yazıyorum. Göreler bakar. Tren, öküz. Kime göre? Öküze göre. O zaman kim bakıyor? Öküz bakıyor. Ama şöyle deseydi, öküz treni nasıl görür? Zaten burada kimin baktığı kolay. Direktman ifade edilmiş, öküzün baktığı belli. Ama trenin öküze göre derken, tekrar söylüyorum, göreler daima bakar. Peki, bundan sonra ne yapacaksınız? Bundan sonra bir başlangıç noktası belirleyeceğiz kendimize. Bir tane başlangıç noktası belirledim. Kim kim? Tren ve öküz. Tren hızı kaç ve? 5 ve. Hemen bu tarafa doğru 5 ve çizdim. Bu kim? Tren. Öküz ne tarafa doğru? Bu tarafa doğru. Başlangıç noktasından bu tarafa doğru 3 ve yazdım. Bu da kim? Öküz. Nelerini birleştirdim? Başlangıç noktalarını birleştirdim. Bakın ucu uca eklemedim. Başlangıç noktalarını birleştirdim. Ondan sonra göreler bakıyor dedim ya. Kime göre? Öküze göre. Kim bakıyor? Öküz. Bakanın ucundan bakılana çizeceksiniz. Okun yönü önemli. Kimden kime çizeceksiniz? Bakandan öküz bakıyor. Kime bakıyor? Trene bakıyor. Bakandan bakılana çizeceksiniz. Bu ara kaç ve? 8 ve. Hangi yönde? Artı 8 ve. Demek ki öküzün trene göre hızı neymiş? Artı 8 ve'miş. Mesela öküz ve adam. Başlangıç noktalarını bir noktaya birleştirelim. Öküz ne tarafa doğru? Bu tarafa doğru. Kaç ve? 3 ve. Adam ne tarafa doğru? Bu tarafa doğru. Kaç ve? 2 ve adam. Tekrar söylüyorum. Başlangıç noktalarını birleştirdim. Kim bakıyor? Adama göre. Adam öküze bakıyor. Bakandan bakılana çizeceksiniz. Bakandan bakılana çizdim. Bu arası kaç ve? 5 ve. Ne tarafa doğru? Negatif yönde olduğu için ne? Eksi 5 ve. Demek ki öküzün adama göre hızı kaç ve'ymiş? Eksi 5 ve. Diğerini de yapalım. İlk önce bir başlangıç noktası belirliyorum. Adam ve tren. Tren bu tarafa doğru kaç ve'ydi? 5 ve. Bu tren. Adam bu tarafa doğru kaç ve? 2 ve. Adamı da bu tarafa doğru 2 ve yazdım. Bu da adam. Bakın ucuca eklemedim. Tekrar söylüyorum. Başlangıç noktalarını birleştirdim. Kim bakıyor? Trene göre. Tren adama bakıyor. Bakandan bakılana çizeceksiniz.
Bunun tamamı 5'ti. Şurası kaç? 2. O zaman buraya kaç kalacak? 3. Yönü negatif yönde olduğu için ne? Eksi 3 ve. Adamın trene göre hızı eksi 3 ve. Öküzün adama göre hızı eksi 5 ve. Trenin öküze göre hızı artı 8 ve. Mantık çok basit. Hızlarının başlangıç noktalarını birleştireceksiniz. Daha sonra kimin kime baktığını biliyorsanız, bakandan bakılana çizdiğiniz ok size onun ona göre hızını verir. Formülize edildiği zaman ne? V bağı eşittir. V cisim eksi V gözlem C. Böyle de formülize ediyoruz. Bu da vektöre çıkarma işlemi yapıyoruz ki zaten bizim biraz önce yaptığımız şeyler tamamen vektörel çıkartma ile alakalı. Kullanırsanız siz bilirsiniz. Soruları buradan da çözebilirsiniz. Ama mühim olan başlangıç noktalarını birleştirdikten sonra KL dedi ki K'nın L'ye göre hızı nedir deseydi. Başlangıç noktalarını birleştirdik mi? Birleştirdik. Kim bakmış? Göreler daima bakıyor dedik. Bakandan bakılana çizerseniz bu iş biter. Direktman K'nın L'ye göre hızı nedir? Bu çizmiş olduğum okun kendisidir dersiniz. Bakandan bakılana çizeceksiniz. Kuzey, güney, doğu, batı falan filan onları geçelim. İşte dedi ki X'in Y'ye göre hızı nedir? Veya Y'nin Z'ye göre hızı nedir? Kaçtır? Nasıl bulacağız? Hemen bir başlangıç noktası belirleyeceğiz kendimize. İlk önce başlangıç noktasını kendi kendimize bir nokta olarak belirliyoruz. Kim kim? X ve Y. X ne tarafa doğru? X bu tarafa doğru. Kaç ve? 3 ve. Bu X. Y ne tarafa doğru? Aşağı doğru. Y'yi de aşağı doğru çiziyorum. Bu da kim? Y. O da kaç ve? 4 ve. Ve böylelikle başlangıç noktalarını ne yaptım? Birleştirdim. Ondan sonra kimden kime çizeceğim? Kime göre? Y'ye göre. Yani kim bakıyor? Y bakıyor. Bakandan bakılana çizeceksiniz. Bu kadar. Burada da ne var? 3, 4, 5 üçgenim var. Demek ki X'in Y'ye göre kaç V'ymiş? Şekildeki gibi ok yönünde 5 V'ymiş. Hadi Y'nin Z'ye göre hızını bulalım. Y'nin Z'ye göre hızı. İlk önce bir başlangıç noktası belirliyorum. Z nereye doğru? Yukarı doğru. Kaç V? 2 ve bu kim? Z. Y nereye doğru? Aşağı doğru. Kaç ve? 4 ve bu da Y. Başlangıç noktasını birleştirdim. Kime göre? Z'ye göre. Kim bakıyor? Z. Bakandan bakılana çiziyorum. Bakandan bakılana çiziyorum. Bu ara kaç ve? 6 ve. Demek ki Y'nin Z'ye göre hızı hangi yönde? Güney yönünde. Kaç ve? 6 ve demektir. Diyeceğim. Dedi ki X'in Y'ye göre hızı VXY ise VY nedir? Zaten VX'i vermiş. Şimdi bunu
iki farklı şekilde çözelim. İlk önce işlemle çözeyim. Yani daha doğrusu ilk önce nasıl çözeceğimizi karar verelim. Kimi kime göre yazın? X'in Y'ye göre. Kim bakmış? Y bakmış. Göreler bakıyordu. Y bakınca X'i böyle mi görmüş? Bakın tekrar söylüyorum. Y'ye göre dediği için X'in Y'ye göre hızı buymuş. Y bakınca X'i böyle görmüş. O zaman ne yapacağız? Bakın şimdi. İki farklı şekilde hem formülsel yapacağım. Formül kullanmadan yapacağım. Ki ben genelde formül kullanmamayı tercih edeceğim. Haberiniz olsun. Şu Vx. Tamam mı? Şimdi Y bakınca X'i nasıl görmüş? X'i böyle mi görmüş? Yani şöyle görmüş. Doğru mu? Y bakınca X'i şöyle görmüş. X'i gördüğüne göre X'in ucuna doğru çizeceğim demektir. Doğru mu? O zaman arkadaşlar şu da Y olmak zorunda. Bakın Y ile X'in başlangıç noktaları 1 mi? 1. Ve ondan sonra kime göre? Y'ye göre. Kim bakacak? Y bakacak. Bakandan bakılana çiziyorum. O bu mu? Evet. O zaman Y kaç birim demektir? 2 birim. Kuzeye doğru 2 birim demektir diyorum. Bakın tekrar söylüyorum. X'i Y böyle gidiyor görmüş. X'i gördüğüne göre X'in ucuna doğru oku çizdim. Bu ifadeyi X'in ucuna doğru çizdim. Zaten o zaman bu da ne olmak zorunda? Y olmak zorunda. Çünkü başlangıç noktaları birleştirildikten sonra bakandan bakılana çizersiniz. Hocam anlamadım. O zaman hemen formülize edip yapalım. Şöyle siliyorum. Bir de formülize ediyorum. Formülümüz neydi? V bağlı iştir. V cisim eksi V gözlemci. Bana V bağlı vermiş mi? Vx'ye. Cisim kim? Gözlemci kim? Kim bakmış? Y. O zaman Y gözlemci. O zaman buraya ne yazacağım? Vx eksi Vy. Y bakmış. X de bakılmış. Bana Y'yi soruyor. Buradan Vy'yi bu tarafa attım. Bunu da bu tarafa attım. Vx eksi Vx'ye mi çıktı? Burada da ne var? Vektörel çıkartma var. Hatırlarsanız vektörel çıkartmayı, eğer vektörlerin başlangıç noktaları birisi, daima ikinciden birinciye çiziyordunuz veya ters çevirip ucunu ekliyordunuz. Ben hemen ikinciden birinciye çizerek bu işi bitiriyorum. Şu da bana y'yi verecek. Bakın tekrar söylüyorum. Şöyle bir k, şöyle de bir l varsa ve bana k eksi l vektörü soruluyorsa, vektörel toplama veya çıkartmada. Başlangıç noktaları 1 ise yapacağınız işlem çok basit. İkinciden birinciye çizmek. İkinciden birinciye çizmek. Vx eksi Vx'ye mi? Vx ve Vx'ye'nin başlangıç noktaları ne yapılmış? Birleşmiş. Hemen ikinciden birinciye çiziyorum. İkinciden birinciye çizdiğiniz. İkinciden birinciye çizdiğiniz şu doğru bana fark vektörünü dolayısıyla y'yi verecek. Demek ki y yukarı doğru kaç birim? 2 birim. Hadi buna benzer yine basit bir soru daha soralım. Şu Vx olsun. Şu Vx'ye olsun. Şu da Vz olsun. Ve desin ki
Y'nin x'e göre hızı ve xy ise z'nin y'ye göre hızı nedir? İlk önce neyi bulmam lazım? Y'yi bulmam lazım ki daha sonra z'nin y'ye göre hızı. Şimdi çizdim birazcık. Şu neydi? Vx. Şu Vx. Şimdi bakıyorum. Bu sefer benim x'e göre kim bakmış? Göreler bakıyor. X bakmış. X bakınca böyle mi görmüş y'yi? Bakan bu muydu? Bakanın ucundan çiziyorum. Bakın. Bakan x'ti. X'e göre. Y'nin hızı vx'ye. Bakandan bu şekilde görmüş. Kimi görmüş? Y'yi. O zaman şu ne olmak zorunda? Y olmak zorunda. Başlangıç noktalarını birleştiriyorduk. Ve ondan sonra da ne yapıyorduk? Bakandan bakılana çiziyorduk. Kim bakmış? X bakmış. X bakınca böyle mi görmüş? X bakınca böyle görmüşse o zaman şunu olmak zorunda. Y olmak zorunda. Y şimdi yukarı doğru kaç birim? 2 birim. Şu bana Y'yi veriyor. Artık soruyu çözmek daha da kolaylaştı bizim için. Çözelim. Y ile Z'nin başlangıç noktaları bir noktada mı? Z'nin Y'ye göre diyor. Kim bakıyor bu sefer? Y bakıyor. Ve Y ve Z'nin başlangıç noktaları birse bakandan bakılana çiziyoruz. Bu da bana şu çizmiş olduğum okun yönü önemli. Neyi verecek? Z'nin Y'ye göre hızının yönünü ve şiddetini verecek demektir diyoruz. Hocam formülden de yapalım. Hadi formülden de yapalım. Bazen anlamakta gerçekten bu mevzuyu birazcık zorlanabiliyoruz. Formülden de yapabiliriz bunu. Yapalım. V bağlı eşittir. V cisim eksi. V gözlemci. Bize V bağlı vermiş. Kim cisim, kim gözlemci? X'e göre. X o zaman gözlemci. Y o zaman cisim. Değil mi? Gözlemci. X cisim. Y'yi bulacaksam bunu bu tarafa atıyorum. V'ye eşittir. Vx'ye artı. Vx mi? Demek ki bu sefer bu iki vektörü ne yapacaksınız? Taraf tarafa toplayacaksınız. Taraf tarafa diyorum. Kusura bakmayın. Ucuca ekleyerek toplayacaksınız. Şu kimdi? Vx'ti. Ucuna şu muydu? Ucuna Vx'ye'yi ekledim. Başlangıç noktasını bitime birleştirdiğim doğru bana da neyi verecek artık? Y'nin büyüklüğünü verecek. Demek ki Y yukarı doğru kaç birim? 2 birim. Ya denklemde yerine yazarsınız. Oradan istediğinizi çeker bulursunuz. İster vektörel toplama yaparsınız, ister vektörel çıkartma yaparsınız. Y'yi rahatlıkla bulursunuz. Y'yi bulduktan sonra Z ile başlangıç noktalarını birleştirirsiniz. Bakandan bakılanı çizersiniz. Şimdi bu tür sorular var. Yok arabanın içerisinde işte ne bileyim tırın içerisinde bir adam arabaya göre işte tıra göre veya ne bileyim otobüse göre şöyle hızla gidiyor böyle hızla gidiyor falan filan. B'ye göre hızı nedir? Gibisinden sorular soruyorlar.
Buradan unutmamamız gereken bir şey, eğer arabanın içerisinde veya otobüsün içerisindeki bir cisimden, bir hareketliden bahsediliyorsa ve onun dışarıdaki bir hareketliğe göre hızı soruluyorsa, daima yere göre hızı alınır. Daima nereye göre? Yere göre hız alınır. Ama bazen bizi soruda der ki, arabaya göre hızı şekildeki gibi V olduğuna göre der. Arabaya göre demek, yere göre demek değildir. Diyelim ki ben tam şurada duruyorum, dışarıda. Adam da burada, içteki adam. Araba buradan 5V hızıyla gidiyorsa ben bunu neyle gidiyor olarak görürüm? Arabanın hızıyla gidiyor olarak görürüm. Eğer bu da V hızıyla hareket ederse ben bunu hem arabanın hızıyla hem de kendi hızının toplamı kadar hızından gidiyor olarak görürüm. Atıyorsunuz hocam, demeyin. Mesela şöyle düşünelim. Bu araba 5V hızıyla gittiğinde bu adam şuraya mı gelecekti? Arabanın burasında olsaydı. Ama yürüdüğü için arabanın içerisinde bu sefer şuraya kadar mı gelecek? Bu sefer ben bunun şu kadar yol aldığını mı göreceğim? Demek ki hem arabanın hızı hem de kendi hızı kadar yol aldığını göreceğim için dışarıdan bakan, yani nereye göre hız? Yere göre hızda arabanın hızı eklenecek. Ne yapılacakmış? Yere göre hız için arabanın hızı eklenecek. Hemen şu kısmı siliyorum. Sanki bir soru üzerinde bunu anlatıyorum. A şıkkı. Dedi ki, A adamının arabaya göre hızı şekildeki gibi artı V ise B adamına göre hızı kaçtır? Altını ilk çizeceğiniz şey, nereye göre hızını vermiş? Arabaya göre. Ama dedim ki ben dışarıdaki bir gözlemciye göre eğer hız soruluyorsa daima nereye göre hız bulacaksınız? Yere göre. Hemen başlangıç noktalarını birleştireceğim. Şimdi yere göre hızını bulacağız. Adamın hızı bu tarafa doğru kaç V'ydi? B'nin 3 V'ydi. Şimdi bu araba kaçla gidiyor? 5'ten gidiyor. Arabanın içerisinde adam kaçtan gidiyor? V'len mi gidiyor? Ne dedik? 5'ten gittiğinde buraya gelecekti. Ekstra birazcık daha mı yürüdü? O zaman dışarıdan bakan bu ikisinin nesi kadar görür? Toplamı kadar görür. Demek ki dışarıdan bakan kaç V hızdan gidiyor olarak görür? 6V'len gidiyor olarak görür. Bu da A çizimi. Ve böylelikle başlangıç noktaları ne yaptım? Birleştirdim. Ondan sonra kime göre diyor? B'ye göre. Kim bakmış? B'ye bakmış. Bakandan bakılana çiziyorum. Buradan buraya kadar olan uzaklık kaç V? 3V. O da kaçtır? Artı 3V. Arabaya göre hız demişse yere göre hızını bulmak için hızını toplayacağım. Eğer bunun hızı bu tarafa doğru V olsaydı 5V'den V'yi çıkaracaktım. Bu tarafa doğru kaç V kalacaktı? 4V kalacaktı. Yere göre hızı 4V'dir diyecektim. Anlaşılmıştır umarım. Bu sefer şurayı hemen siliyorum. Siz zaten durdurup şey yaparsınız. Şu ifadeyi de siliyorum. Ve bu sefer de burada diyorum ki A adamının yere göre hızı, bu da B şıkkı, şekildeki gibi artı V ise B adamına göre hız nedir? Artık nereye göre hız verilmiş? Yere göre. Eğer yere göre hız verilmişse arabanın hızı eklenmiş demektir. O yüzden arabanın hızı kale alınmaz. Arabanın hızı ne deriz? Arabanın hızı
önemsizdir. Nereye göre hız vermiş? Yere göre. Artık direktman yere göre hızı ne kadarmış? V miymiş? Hemen getiriyorum. B adamının bu tarafa doğru hızı kaç? 3V. A adamının bu tarafa doğru hızı kaç? V. Bakın, yere göre hız verilmişse direktman onu çiziyorsunuz. Arabanın hızını kale almıyorsunuz. Çünkü arabanın hızı ne yapılmış zaten? Eklenmiş demektir. Ondan sonra da yapacağımız şey kime göre? B'ye göre. B A'ya mı bakıyor? Zırt. Kaç V? Eksi 2 V'dir deriz ve soruyu bitiririz. Ha hocam, bu ne demek şimdi yere göre V ise? Yere göre V demek adamınızı, arabanızı 5 V miydi? Demek ki adam nereye doğru hareket etmiş? Arabanın içerisinde bu tarafa doğru, arabanın içerisinde bu tarafa doğru 4 V hızıyla hareket etmiş arabaya göre. Arabanın içerisinde bu tarafa doğru 4 ile giderken araba bu tarafa doğru 5 ile gittiği için dışarıdan bakan, yani yerden bakan ne olarak görmüş? V hızıyla sağa doğru gidiyor olarak görmüş. Zaten V hızıyla gidiyor olarak gördüğü için arabanın hızı ne yapılmış? Eklenmiş demektir. O yüzden yere göre hız verilmişse arabanın hızı eklenmiştir. Arabanın hızını kale almaya gerek yok. Ama biraz önceki gibi arabaya göre hızı vermişse, o zaman arabaya göre hızı deyince ikisini zıtsa çıkartırsınız. Aynı yönlüyse toplarsınız. Yere göre hızını bulursunuz. Bakın, üniversite insanda çok basit bir soru sordular bir yıl. Tabii böyle şekil yok ama biz şekil çiziyoruz. Diyor ki bir uçak gemisi. Hemen şunu söyleyen çocuklar oluyor. Ulan uçak gemisi olur mu? Arkadaşlar, Amerika'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin, Çin'in, Rusya'nın uçak gemileri var. Ve 4-5 tane futbol sahası büyüklüğünde, içerisinde 5000 tane insan yaşayan bir filo uçak gemisi. Öyle ıvır zıvır bir şey değil. Diyor ki uçak gemisi 2V hızıyla giderken bir tane de yunus balığı aynı yönlü V hızıyla yüzüyor diyor. Uçak gemisiyle birlikte. Ve diyor ki uçak gemisinin içerisinde bulunan bir motosikletli yunusu duruyor. Gibi görebilmesi için gemiye göre hızı nedir? Hocam motosikletli olur mu ya? Bu uçak var içinde, uçak. Evet. Bir, yunusu ne gibi görecek? Duruyor gibi. Bir cismin duruyor gibi görebilmesi için ikisinin de hızlarının aynı yönlü ve aynı büyüklükte olması lazım. Yani birisi bu tarafa doğru 5 V hızıyla gidiyorsa, ötekisi de 5 V hızıyla gidiyorsa X ve Y birbirini ne olarak görür? Duruyor olarak görür. He, demek ki buradaki motorcunun yunusun hızı kaç V'ydi? Sağa doğru 1 V'ydi. O zaman motorcunun da uçak gemisiyle birlikte yere göre hızının ne olması lazım? V olması lazım. Ama uçak gemisi kaçtan gidiyor? 2 V'den gidiyor. Demek ki motorcu geriye doğru V ile gidiyor. Motorcu gemiye doğru V ile gidince, 2 V hızıyla gemi gidince, o zaman kendisini yere göre hızı bu tarafa doğru ne olur? V kadar olur. Hızları aynı olduğundan dolayı yunusu ne olarak görür? Duruyor olarak görür. Demek ki gemiye zıt yönde V hızıyla gidiyor demektir. Bu bir özsi sorusu. Tekrar söylüyorum. Zaten motor 2 V hızıyla, pardon, gemi 2 V hızıyla gidiyor. Yunus'u duruyor olarak görebilmesi için hızının aynı yönlü V olması lazım. Demek ki motorcunun zaten dursaydı uçak gemisinin hızıyla gidiyor olacaktı. Demek ki uçak gemisinde geriye doğru V hızıyla gidince yere göre de ne olacak? V olacak. Birbirine göre de ne yapacak? Duruyormuş gibi gözlenecek demektir diyoruz. Gelelim şimdi nehir problemlerine. Nehir problemleri de bağlı hızın uygulamalarından bir tanesi. İlk önce hemen şöyle bir şey yazalım. Akıntı yoksa bu ne değildir?
Nehir değildir. Bu bir nedir? Göldür. Burada genelde hep iki tane ifade kullanıyoruz. Yere göre, suya göre. O yüzden yapacağınız şey çok basit. İlk önce nehir problemleriyle alakalı bir soru karşımıza çıktığında ilk önce altını çizeceksiniz. Yere göre hız mı? Suya göre hız mı? İlk önce bunun altını çizeceksiniz. Önemli. Ondan sonra hemen geliyorum. Dışarıdan bakan akıntının olmadığı bir yerde geminin hızını ne olarak görür? V hızıyla gidiyor olarak görür. Suyun içerisinden bir bakan zaten suyun akıntısı olmadığı için gene neyle görür? V hızıyla görür. Dolayısıyla akıntı yoksa cismin hızının yere göre ve suya göre hızı kendi hızıdır. Akıntı varsa. Akıntı varsa 3 durum karşımıza, belki 4 durum karşımıza çıkar. Onları tek tek inceleyelim. Akıntının yönü de cismin yönüyle aynı olsun. Ve dedi ki yere göre ve suya göre hız ifadelerimiz nelerdir? Arkadaşlar unutmayacağız ki suya göre hız demek ister akıntı olsun ister olmasın. İster akıntıyla aynı yönlü olsun ister akıntıya zıt yönlü olsun. Fark etmez, motorun kendi gücüdür. O da ne kadardır? V kadardır. Yere göre demek dışarıdan bakan zaten bu adam motorun kendi hızıyla giderken görecekken ekstra bir de kim gelecek? Akıntı bunu tutup sürüklemeye çalışacak. Yere göre hız nedir? VA artı V'dir. O yüzden yere göre hız ifadesiyle suya göre hız ifadesi önemlidir. Aynı yönlüyken bunları yazdım. Peki zıt yönlü olsunlar. Şimdi gelelim suya göre hızı nedir, yere göre hızı nedir diye. Hemen şunu söyleyeceğiz dedik. Suya göre hız demek daima kendi hızıdır. İster akıntı olsun, ister olmasın, ister akıntıyla aynı yönlü olsun, ister olmasın. Direktman B'dir. Yere göre geliyorum. Adam bu tarafa doğru gitmeye gerekirken, çalışırken akıntı bunu durdurmaya mı çalışacak? O yüzden V eksi, V akıntının mutlak değeri diyorum. Neden mutlak değeri? V VA'dan büyük olursa yerden bakan bu tarafa doğru gidiyor olarak görür. Eğer V akıntı V'den büyük olursa dışarıdan bakan onun akıntının yönünde hareket ettiğini görür. O yüzden ikisinin arasındaki farkın mutlak değeri kadardır diyoruz. Tekrar söylüyorum. Motorun kendi hızı, yere göre hız akıntıyla birlikte eklenen hızı demektir. Gelelim. Akıntıya dikse. K noktasından L noktasına V hızıyla yüzmeye çalışan D genişliğinde bir nehirde yüzmeye çalışan bir adam ve akıntınızın da sağa doğru olduğu düşünülüyor. Böyle bir soruyla karşılaştığınızda ilk yazacağınız ifade şu olacak veya ilk soracağınız soru şu olacak. Akıntı olmasaydı bu adam nerede karşı kıyıya ulaşırdı? Akıntı olmasaydı, olmadığını düşünüyorum. Adam nerede karşı kıyıya ulaşırdı? L'de. O zaman hemen mü'den kalma formülümüzü yazalım. Neydi mü? Milattan önce. Yol eşittir. Hız çarpı. Zaman. Bu hiç tükenmek bilmeyen, bildiğimiz bir formül. Bu adam ne kadar yol alacaktı? D kadar. Hangi hızla? Kendi hızıyla. Ne kadar zamanda? T zamanda. Alın size. T eşittir. V çarpı T. Zaten yol eşittir hız çarpı zamandan başka bir formül yok burada. Ama bu adam nerede karşı kıyıya ulaşamaz? L'de.
Neden? Akıntı bunu L'nin sağ tarafına doğru sürükleyecek demektir. Onu nasıl bulacağım? Hemen akıntıyı getiriyorum. Hızın ucunu ekliyorum. Başlangıç noktamızı onun ucuna getiriyorum. Bu arkadaşlar yere göre hızı veriyor bana. Nereye göre hız? Yere göre hız. Ve daima cisimler yere göre hızın doğrultusunda karşı kıyıya ulaşırlar. Yazıyorum. Daima cisimler yere göre hızın doğrultusunda karşı kıyıya ulaşırlar. Demek ki hızının ucuna akıntını eklediğimde başlangıcı bitime birleştirdiğim bu doğru yere göre hızını veriyor. Yere göre hızının doğrultusunda adam nerede ulaşıyor? Karşı kıyıya ulaşıyor demektir. O yüzden yere göre mi, suya göre mi hız önemli? Altını çizin. Yere göre demişse direktman o doğrultuda karşı kıyıya ulaşır. Hemen şuraya geleceğim şimdi. Şu kadarlık yolu kim aldırır? Akıntı olmasaydı zaten bu adam nerede karşı kıyıya ulaşacaktı? L'de. Bu kadar kısmı kim aldırdı? Akıntının kendi aldırdı demektir. Yol eşittir hız çarpı zamanı aynen burada tekrar uygulayabilirim. Hız çarpı zaman. Ne kadar yol alacak? LN yolu kadar yol alınacak. Kim tarafından alınacak? Akıntı tarafından T saniyede. Yol eşittir hız çarpı zaman. Veya şöyle de düşünebiliriz. Böyle de pratik yapabiliriz. Yola paralel olan hıza bakacağız. Ne demek? Bu yola paralel olan hız kim? V. O zaman yol eşittir hız çarpı zaman. Bu yola paralel olan hız kim? V akıntı. Yola paralel olan hız yol eşittir hız çarpı zaman. Yola paralel olan hız yol eşittir hız çarpı zaman. Anlaşıldı mı? Dediğinizi duyuyorum. Şu kısmı siliyorum. Ve şuraya bir ifade daha yazıyorum şimdi. Akıntının hızı artsaydı, dur ünlem koyayım. Karşı kıyıya geçiş süresi ne olurdu deseydik? Ne derdiniz? Akıntının hızı ne yapıyorum? Arttırıyorum. Karşı kıyıya geçiş süresi ne olurdu? Arkadaşlarınızla tartışın. Ben hemen size bundan alakalı ifademizi söyleyelim. Akıntının hızı karşı kıyıya geçiş süresini etkilemez. Nasıl yani? Akıntınızı artacak, karşı kıyıya geçiş süresi etkilemeyecek. Evet arkadaşlar. Akıntınızın ne kadar artarsa artsın. Karşı kıyıya geçiş süresini arkadaşlar, nehrin genişliği, adamın düşey doğrultudaki hızı karşı kıyıya geçiş süresini etkiler. Tekrar söylüyorum. Karşı kıyıya geçiş süresini nehrin genişliği ve adamın düşey doğrultudaki hızı etkiler. Akıntı hızının daha büyük olması, adamın yere göre hızının daha büyük olmasını ve daha uzak bir noktada çıkmasını sağlar. Fakat karşı kıyıya geçiş zamanını etkileyen hız daima düşey hız ve nehrin genişliğidir diyoruz. Herhangi bir doğrultuda ise yüzmüyor da akıntıya birazcık açı yaparak karşı kıyıya çıkmaya çalışıyorsa,
Mesela K noktasından şu şekilde yüzmeye çalışan bir adam. Nereye doğru çıkmaya çalışıyor? Şuraya L diyelim. M noktasında çıkmaya çalışıyor. Ve akıntı da bu tarafa doğru veya olsun. Bunu da yatar yaptı açı. Alfa olsun. Hemen gene soruyoruz. Akıntı olmasaydı bu adam nerede karşıya ulaşırdı? Hemen akıntı olmasaydı nerede karşıya ulaşırdı? M'de ulaşırdı derim. O zaman hemen bunun bileşenlerini ayırıyorum. Bakın akıntıyla hiç umurumda bile değil şu anda. Yatayda bir Vx hızı, düşeyde de bir Vy hızı mı olacak? O zaman şimdi soruyorum. Hani biraz önce ne kullanmıştık? Daima yola paralel hız, yol eşittir hız çarpı zamanda yerine yazacağımız ifade dedik. Bu yola paralel olan hız kim? Vy mi? O zaman ne yazacaksınız? D eşittir Vy çarpı T. Peki D yolunu Vy aldırdı. LM yolunu kim aldırdı? LM yoluna paralel olan hız kim? Vx. LM yolunu da kim aldırıyor? Vx çarpı T. T'ler hep aynı. Peki getiriyorum. Akıntı ucunu ekliyorum. Akıntı ucunu ekledim. Hemen başlangıç noktasını bitime birleştirdiğim bu doğru bana nereye göre hızını veriyordu? Yere göre hızını veriyordu. Daima cisimler yere göre hızın doğrultusunda karşıya ulaşırlar demiştik. Akıntı olmasaydı M'de çıkacaktı. Şu kadarlık yolu kim aldırmıştır demektir. Bu kadarlık daha mı kayıyor? Bu yola paralel olan hız kim? V akıntı. O zaman yazıyorum. MN yolu eşittir V akıntı çarpı T diyorum. Deseydi ki LN yolunu kim aldırmıştır? Bu yola tamamen paralel olan V akıntı ve Vx mi? O zaman da yazacaktık ki Vx artı V akıntı çarpı T diyecektik. Hangi yola paralel hız varsa o yol eşittir hız çarpı zaman diyeceğim. Ve karşı kıyıya geçiş süresini daima hangi hız belirler? Düşey hız belirler. Cismin düşey hızı belirler. Akıntı da ne yapar? Sürükler. Hadi gelelim çok basit bir örnekle bu işi taçlandıralım. Çünkü matematiksel ifadeyi görünce insan birazcık da bu buymuş falan filan diyebiliyor. Diyelim ki 24 metrelik bir nehir olsun. Ve nehre dik 4 metre bölü saniye hızda yüzmeye çalışan K noktasından L noktasına ulaşmaya çalışan bir yüzücü olsun. 2 metre bölü saniye karelikte akıntı olsun. Dedi ki cismin karşı kıyıya çıktığı noktanın L'ye uzaklığı kaç metredir? Kolay bir soru. Hemen bu kolay sorumuzu çözelim. İlk önce hemen akıntı olmasaydı, akıntı hiç kale almadan direktman yol eşittir hız çarpı zaman yazıyorum. Ne kadar yol alacaktı? Akıntı olmasaydı zaten L'de çıkacaktı. Ne kadar yol alacaktı? 24 metre. O yola paralel olan hız kim? 4 çarpı T. T buradan ne çıkacak? 6 saniye. Demek ki bu adam 6 saniyede ne yapıyor? Karşıya ulaşıyor. Ama biz biliyoruz ki hemen ne yapıyorduk? Akıntının ucuna akıntıyı ucuna ekliyorduk. Başlangıç noktasını bitime birleştirdiğim yere göre hız oluyordu. Yere göre hızın doğrultusunda ne yapıyordu? Karşıya ulaşıyordu. Şu kadarlık yolu kim aldırıyor demiştik? Akıntının kendi aldırıyor demiştik. Yol eşittir. Hızı ne kadar? 2. Ne kadar saniye sürüklenecek? 6. X ne çıkacak? 12 metre. Demek ki L noktasından 12 metre sağ tarafta karşı kıyıya ne yapar? Ulaşır diyeceğiz.
yıl üniversite imtihanında sordukları bir soru. Ne kadar zor olduğunu siz tahmin edin şimdi. Düzgün çizelim bu arada. İstemedik. K noktasından yüzmeye başlayan bir X yüzücüsü. L M N P R. Akıntınızın da 2 birim olduğu bir nehir. Diyor ki X yüzücüsünün suya göre hızı şekildeki gibi ise nerede karşılığa ulaşır? Nerede karşılığa çıkar? Şimdi ilk altını çizeceğiniz yer neresi demiştim? Suya göre. Suya göre hızını vermiş mi? Hemen ne yapıyorum? Akıntıya getirip bunun ucunu ekliyorum. 2 birim mi? 2 birimi çizdim. Ondan sonra başlangıç noktasını bitime birleştirdim. Bu yere göre hız mıydı? Evet, yere göre hızın doğrultusunda karşılığa ulaşır. Demek ki adam nerede karşılığa ulaşır? R noktasında karşılığa ulaşır diyeceğiz. Bu kadar mı? Evet, bu bir özse sorusu arkadaşlar. Ama ben olsaydım suya göre demezdim de derdik ki yere göre hızlı şekildeki gibi olan bir yüzücü karşılığa hangi noktada ulaşır derdim. Çünkü insanlar soruları okumadan suya göre diyor. Hemen ucuna akıntıyı ekleyip tık R noktası diyor. Zaten yere göre demişse akıntı ne yapılmış demekti? Eklenmiş demekti. Ve daima cisimler nereye göre? Yere göre hızın doğrultusunda karşılığa ulaşıyordu. Eğer yere göre hızı buysa direktman o zaman nerede karşılığa ulaşır derim? L noktasında derim. O yüzden suya göre mi sormuş? Yere göre mi sormuş? İlk önce altını çizeceğiniz en önemli yer orası. Bir yıl gene kolay bir soru sordular. Her yıl soruyorlar mı? 3 aşağı 5 yukarı bu konuyla alakalı her yıl soru çıkar. Genelde zora yakın soru sorulmadı şimdiye kadar. Sözelciler de düşünülerek çok basit sorular soruyorlar. Bir kitaptan rahatlıkla bu konuyla alakalı çözeceğiniz soruların hepsini yapabileceğinizi düşünüyorum. Diyor ki X noktasından Y noktası karşılıklı akıntı bir birim K, L, M ve N yüzücülerinin suya göre hızları şekildeki gibidir. Yüzücülerin karşı kıyıya çıktıkları noktaların Y'ye uzaklığı hangi ikisi için eşittir? KLMN yüzücülerin suya göre hızları şekildeki gibidir. Yüzücülerin karşı kıyıya çıktıkları noktaların Y'ye uzaklığı hangi ikisi için eşittir? Bu da bir özsüz sorusu.
Şimdi bir kere altını çizeceğimiz kısma geliyoruz ilk önce. Hemen nereye göre? Suya göre. Ha, karşı kıyı çıktığı noktayı bulmak için ne yapıyoruz? Geri göre hızını bulmam lazım. O zaman akıntıyı getiriyorum. Karnın ucunu ekliyorum. Şu mu? Ondan sonra başlangıç noktasını bitime birleştiriyorum. Şu bana yere göre hızını mı veriyordu? Tık 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 çiziyorum. Tık 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 çiziyorum. Şuraya da bir tane daha kare daha ekleyeyim. Tık 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 çiziyorum. Şu noktada kim çıkacak diyorum. K çıkacak diyorum. Daha sonra L için ucunu ekliyorum. Ondan sonra başlangıç noktasından bitime birleştirdiğim bu doğru yere göre hızını mı veriyor demiştim. Ondan sonra yere göre hızın doğrultusunda çiziyorum. Şu noktaya kim gelecek demektir? L gelecektir demektir diyoruz. Getirip N'nin ucuna, pardon, M'nin ucuna ekliyorum. Şuraya mı geldi? Başlangıç noktasını şu M'ydi. Bitime birleştirdiğim bu doğru onun için yere göre hızıydı. Yere göre hızın doğrultusunda karşılığa ulaşacak. O zaman şurası bana neyi verecek? M'yi verecek. Getirip N'nin ucuna ekliyorum. Başlangıç noktasını bitime birleştirdiğim bu doğru bana yere göre hızını mı verecek? Evet. Tık 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 çiziyorum. Buraya bir kare daha çizelim. Tık 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 tık. Şu noktada bana neyi verecek? N'nin ulaştığı noktayı verecek. Ondan sonra bakıyorum K'nın ulaştığı 1, 2, 3, 4 birim. N'nin ulaştığı 1, 2, 3, 4 birim mi? O zaman N ve K'nın Y noktasına olan uzaklıkları ne oldu? Eşit oldu. Bana da zaten Y'ye uzaklığı eşit olanları soruyordu. K ve N diyoruz. Bu da bir yıl. ÖSS'de, YGS'de her neyse sorulmuş. Kolay bir soru. Mesela bu soruyu değiştirip şöyle sorsalardı. Karşı kıyıya geçme süreleri arasındaki ilişki nedir? Karşı kıyıya geçme süreleri. Hemen yapacağınız şey, arkadaşlar söylemiştik. Karşı kıyıya geçme süresi nehrin genişliğine ve nereye bağlıydı? Düşey hıza bağlıydı. Nehrin genişliği hepsi için aynı. K'nın düşey hızına giriyorum. K'nın düşey hızı kaç birim? 1 birim. L'nin düşey hızı kaç birim? 2 birim. M'nin düşey hızı kaç birim? 2 birim. N'nin düşey hızı kaç birim? 2 birim. O zaman L, M, N'nin düşey hızları birbirine eşit. K'nın düşey hızı daha mı küçük? Hızı küçük olan karşı kıyıya daha uzun sürede geçer. Çünkü yol eşittir. Hız çarpı zaman diyoruz. Hız küçükse zaman nedir? Daha büyüktür. O zaman TK büyüktür. TL, TM, TN de birbirine nedir deriz? Eşittir deriz. Bir sorudan bir soru daha ürettik. Karşı kıyıya geçme süresi düşey hız ve nehrin genişliği ile alakalı demiştik. Nehrin genişliği hepsi için aynı. K'nın düşey hızı kaç birim? 1 birim. L, M, N'nin düşey hızları kaç birim? 2'şer birim. Düşey hız ne kadar büyük olursa karşı kıyıya geçiş süresi o kadar kısa olur. Dolayısıyla K'nın düşey hızı küçük olduğu için karşı kıyıya geçiş süresi o kadar büyüktür. Genel hattıyla konunun özet kısmı budur. Yeterli mi? Elbette ki yeterli olmayacaktır. Fakat bununla alakalı biz ileride tez çözdüğümüzde yine net daha farklı soru tipleriyle muhatap kalacağız. O zaman bu konu birazcık daha pekişmiş olacak. Şimdiden hepinize kolay gelsin diyoruz.